Şu anda oyun kanadı canavar gibi bir işlemci var elimde. Yeni nesil Intel 10900K öğrenmek adına gelenler için hem eski hem de yeni nesil işlemcileri kıyasladım. Ve ne sunuyorsa tüm çıplaklığıyla yansıtmak istiyorum. En azından karar verirken şunu diyebileceksiniz. Ya ben 100 dolar daha vermek yerine i5 alabilirim mesela. Ya da test sonuçlarını gördükten sonra zamandan tasarruf açısından i9 bile seçebilirsiniz. Seçmeye çalışırken hiçbirini almamaya karar verdim. Selam yüksek frekanslar, kanalımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde kısaca Z490 Tomahawk anakarttan bahsetmiştim. İşte bugün 10. jenerasyon 10900K işlemciyi alıp takacağız ve frekans vereceğiz. Aralıksız 2 gün boyunca uğraşıyorum ve harbiden dolu dolu bir program olacak. Hazırsanız yüksek frekans moduna geçiş yapalım. Geçtiğimiz günlerde Z490 MSI anakartının kısaca özelliklerinden bahsetmiştim. Şimdi onları bir hatırlayalım. Çift LAN bağlantı desteği, güçlü 14 faz VRM tasarımı, kaliteli alüminyum alaşım heatsink, güçlendirilmiş ekran kartı slotu, ekstra fan girişleri, 6 katmanlı PCB, soğutucuya sahip M.2 SSD bağlantıları, saf sağlıklı sinyal adına tasarlanmış izole DDR4 kanadı. Fakat Armor'la güçlendirilmemiş bu kanat. En önemlisi USB 3.2 Gen 2 bağlantı desteğiyle gelmesi. Anakartta güncellik anlamında bütün girişlere rastlıyoruz dostlarım. DisplayPort'un da olması hoşuma gitti. En azından böyle bir anakarta yüksek hızlı taşınabilir M.2 SSD bağladığınızda örnekteki gibi 2000 MB saniye veri akış hızlara erişebiliyorsunuz. Bunun üzerine de çıkabilirsiniz. Kaldı ki çoğu kişi maddi açıdan bu hızları dahili diskte bile hala göremedi. Bu noktada anakartın potansiyeli hiç de fena sayılmaz. Aynı zamanda ekrana M.2 SSD skorumuzu yansıtmak istiyorum. En azından 1000 MB saniyenin üzerine çıkabilmesini isterdim ama herhalde Windows'tan kaynaklı pek çıkamadı. Gelelim en önemli noktaya. Şimdi bu kart Gen 4 destekli tasarımla geliyor. Daha doğrusu MSI'nin yeni nesil tüm kartlarında bu özellik mevcut. Şimdi birçok anakart üreticisi bunları bizlere sunmuyor. Yani ileride olur da Intel bu soket yapısına Gen 4 işlemci uyumu sağlarsa daha da yüksek bant genişliğine ve hızlara erişip anakart değiştirmek zorunda kalmayabilirsiniz. Bu arada anakart overclock'la 4800 MHz bellek hızları destekleyebilmekte. Biz şimdilik 3600 MHz bellekler kullandık. Ses kanadında ALC 1200 kullanmışlar, karbon modelinde 1220 vardı. Fena sayılmasa da kullanılan kapasitörler gayet iyi. Aynı zamanda kartta optik çıkışın olması da medya üssü açısından iyi düşünülmüş. Eleştirebileceğim kısım en azından kulaklıkla dinlerken sıcaklık sağlayabilen kaliteli bir DAC da gelmemesi. Fakat şöyle bir gerçek var, Audio Boost teknolojisiyle gelmekte. Bununla birlikte beğendiğim bir kısım var. Ses girişini bağlarken rahatsız edici sinyal seslerle pat çat sesler çıkmıyor. Bunu birçok kişi düşünmüyor bile. Eleştirebileceğim diğer kısım da kablosuz bağlantıyla gelebilirdi. Sonuçta Intel en yeni kablosuz standardını bizlere sundu. MSI Carbon modeline koyarken Tomahawk'ı bu noktada es geçmiş. 16 GB DDR4 bellekte sistemimize işlemciyi bağladım ve 1 TB M.2 SSD'li sistemimizi hazır hale getirdim. Şu anda Windows 10'un en son sürümü kurulu. Anakartın cidden şık olduğunu düşünmekteyim. Işıklandırma konusunda ucundan tattırmış olsalar da RGB olması iyi. Fakat soğutucu bloğun altında kalarak gölgede kalması beni biraz şaşırttı. Gelelim BIOS menümüze. Oldukça zengin ve hızlı başlangıç, logo iptali gibi ek ayarlarla da bizlere merhaba demiş. Ve tabii ki her türlü overclock imkanını da sunmakta. Basit ya da ileri düzey olarak overclock yapmak size kalmış. Genel tabloya baktığımda orta segment hem kaliteli hem de çekici bir anakart olduğunu görebiliyorum. Bence aşırı pahalı anakartlara yönelmek yerine tercih edebilirsiniz. Benim için sizlerin düşüncesi daha önemli. Şimdi gelelim en heyecanlı kısma. Elimde bulunan bütün işlemcilerle alakalı bir test tablosu hazırlamıştım önceden. Böylelikle işlemci seçerken oyun için arıyorsanız tek çekirdek, çoklu işlem hacmine yönelmek istiyorsanız da çok çekirdek performansına bakabileceksiniz. Alo? Sevdiğim. Öncelikle AMD kanadı high-end işlemcilerden biri olan 3900X, 9050X gibi işlemciler cidden canavar gibi. Ve bu işlemciler oyunların da ötesinde bir anlayışa sahip.
Fakat Inter'in çok da gerisinde kalacak, işte efendime söyleyeyim oyunlarda 10 kare daha düşük potansiyel sergileyecek diye bir şey yok. Lakin ikinci jenerasyon AMD işlemcilere göre Intel şu anki hacmiyle oyunlarda daha iyi dedirttiriyor kendisini. Fakat bu bellek frekansının da etkisiyle 3. jenerasyonda kapanmaya başladı. Bunu zaten kanalda defalarca gösterdim. Kaldı ki çözünürlük arttıkça artık arada FPS farkı bile kalmamaya başlıyor. O yüzden işlemci seçerken şuna dikkat edin dostlarım, uygun fiyatlı olsun ve potansiyelini yansıtabilsin ekran kartının. Şimdi tablolara baktığımda 3700X gibi güçlü bir işlemci karşısında üstünlük kursa da aradaki fiyat farkına baktığımızda işin rengi değişebiliyor. Keza bu 3900X'te de aynı. Tek çekirdekte Intel AMD'yi üstse de devasa farklar yok. Çoklu işlem potansiyeli konusunda da AMD'nin hemen gerisinde kalıyor. Bugün öyle çok oyun testi yapıp abartmayacağım. Zaten oyun performansı noktasında aşmış bir işlemci olduğunu az çok biliyorsunuz. Daha çok işlemci potansiyeli nasıl, anakartla birlikte bizlere neler sunabilmişler, özellikler nelerdir bunları da göstermek istedim. Çünkü altını çizmek istediğim bazı detaylar var. Bir kere bizleri takip eden dostlarıma şunu anlatmam lazım. 1080p, 2K ve 4K kanadında durumlar gerçekten değişebiliyor. Örnek paylaşacak olursam mesela 3900X Metro Exodus'ta 1080p 80p kanalı testlerde aralarında sadece 1 FPS fark var. 4K testlere geçtiğimizde geride gibi gözüken AMD bu sefer 1 FPS fark atabildi. Yani ne o kardeşim, 1 FPS'ye mi takıldın diye sorabilirsiniz. Ben takılmadım, performansı neyse onu anlatmaya çalışıyorum. Kaldı ki oyundan oyuna fark var. Şimdi işlem hacmine çok ihtiyaç duyan bir oyunda haliyle AMD daha ön planda olabilir. Fakat bunu hepimiz de biliyoruz ki yüksek frekans ve tek çekirdek performansı bütün oyunlarda etkili. Aynı zamanda i5-1600K bile çok rahat aynı skorları alabiliyorken, oyun odaklı en iyi işlemciyi alsam bile öyle devasa FPS farklılıkları çıkmıyor arkadaşım. Son olarak kartın sıcaklık değerlerini yükle ekrana yansıtmak istiyorum. İşlemciye gelecek olursak da boşta 32 derece gezerken maksimum 70 dereceyi görebildi. Sıvı soğutucu yerine kötü bir soğutucunuz varsa illaki bu işlemciyi soğutmanız gerekecek. Çünkü frekans kısabiliyor. Kişisel yorumlarım şu şekilde. Şimdi 9900K gayet iyi bir iş yapabiliyor. Aslında 10900K çığır açacak çok da büyük bir olay sunmuyor. Oyun noktasında birbirine çok yakın işlemciler. Oyun dışında render kanadı var. Haliyle bunu size göstermem gerekmekte. Zamanla tasarruf sağlama noktasında 10. jenerasyon bir tık daha iyi. En azından kodek bazlı çözücülerde 10. jenerasyon daha hızlı çalışmakta. Ek olarak overclock potansiyeline geçelim. 5.2 GHz tüm çekirdekler sabit çalıştırabildim. AMD'nin 5 GHz üstüne çıktığı nadir bir durumdur, bunu hepimiz biliyoruz. Gerçekten overclock yapmaya değer mi? Ekrandaki tablodan görün istedim. Sevgili dostlarım, şu anda anakarta BIOS attık. İşlemcimiz 5 GHz'ın üzerine kendi halinde çıkabiliyor. Önceden 5 GHz'ın altında çalışan işlemci şu anda kendisini bulabildi. Kısaca özelliklerinden bahsedelim. 5.3 GHz hızlara kadar çıkabilen bir işlemci bu 10900K. 10 çekirdek 20 izlek yapıya sahip. 125 Watt TDP değeriyle geliyor ve 14 nanometrelik fabrikasyon süreciyle karşımıza çıkıyor. Şimdi bu fabrikasyon süreci AMD karşısında geride. Fakat Intel'in önde olduğu nokta genelde
tek çekirdek noktasında yüksek frekans hızları bizlere sunabilmesi. Masa üstünde bizlere 5 GHz'ın üzerinde potansiyel sunabilmekte. Şimdi bu işlemcilerle birlikte Intel aynı zamanda Turbo Boost noktasında yaptığı optimizasyonları ufak tefek anlatmıştı. Aynı zamanda Overclock noktasında yardımcı olacak Extreme Tuning Utility'yi bizlere tanıtmıştı. Şimdi bu programa girdiğimde şunu görebiliyorum aslında. 2 çekirdeğe kadar 5.3 GHz hızları bu işlemci koruyabiliyor. Bundan sonraki noktada 5.1 ve 4.9'a kadar inebilmekte. Buradan bunu 5'te yapabilirsiniz. Şimdi eminim birçoğunuz yanlış bilgilendirilmiş olabilirsiniz. Orada şunu düzeltmek isterim. Fark ettiğim bir şeyi sizlere göstereceğim. Intel'in kendi sitesinde maksimum turbo frekansının tek çekirdekte kaç olduğunu bizlere gösteriyor. Aynı zamanda termal potansiyele göre frekansın da değişebildiğini az çok biliyoruz. Yani senin eğer soğutucun performanslıysa bu işlemci 70 derecenin altında yüksek frekans hızları sunmaya devam edebiliyor. Şimdi tek çekirdekte 5.3 demiş, buraya geldiğimizde 2 çekirdekte 5.3 olduğunu görebiliyoruz. Sevgili dostlarım, yaklaşık yarım saattir tüm çekirdekler stres testinde, yani %100 potansiyelinde maksimum sıcaklığımız 70 dereceyi buldu. Maksimum çıkabildiğimiz hız ise 5.0 GHz. Sonuç olarak Intel BIOS ve sürücüler noktasında güncelleme alırsa aslında daha efektif olacağını düşünmekteyim. Şu anda daha yolun başındalar. Hala birçok şey oturmuş değil açıkçası. Sonuçta yükte frekans kontrolü noktasında 5.0'ın altında değil de çok daha yüksek olan değerlerde de kalabilir diye düşünmekteyim. Bence gelişmeleri takip etmekte fayda var çünkü bazen Windows kanadı gelişmeler ya da güncellemeler de etki ediyor. Şimdi yiğidi öldür hakkını yeme demişler. Tomahawk bu noktada gerçekten tek tıkla hızlaşırtarak stabilite noktasında yine başımı ağrıtmadı. Ortaya iyi bir iş çıkartmışlar diyebiliyorum. Kalkıp da bir anakarta 5000 TL vermek yerine aslında aynı işi yapabiliyorsunuz. Sadece Wi-Fi eksik. Ek olarak artı ve eksileri de şöyle yerleştirelim. Tercih her zamanki gibi sizler dostlarımıza bırakalım. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Ben elimden geleni yaptığımı düşünmekteyim. Sizlerden tek bir ricam var, paylaşıp destek olmanız. Eğer paylaşmazsanız tek çekirdekte 1 GHz'a sabitlerim ona göre. Eğer paylaşmazsanız sanal bellek miktarınızı 1 GB'a sabitlerim. Oyunları açamazsınız ona göre. We'll be right back.